Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ana yemek tarifiyle geldim. Müthiş lezzetli oluyor arkadaşlar. Eğer tavuk seviyorsanız tavuğu bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Tüm tavuğu susuz tencerede pişirdim. Evet, gerekli olan malzemelerimiz. Bir tane tüm tavuk yaklaşık 1400-1500 gram kadar geliyordu. 4-5 tane patates, 2 tane soğan, 3-4 tane diş sarımsak, yarım çay kaşık karabiber, 1 çay kaşık tuz, 1 çay kaşık kırmızı toz biber, yaklaşık yarım çay bardaktan biraz daha fazla zeytinyağı. Evet, ben baharat olarak bu kadar kullandım arkadaşlar. Sizler de max zevkine göre ayarlayabilirsiniz. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ekledim. 2 tane defne yaprağı ve rosmarin. Lezzet vermesi için 2 dilim de limon. Evet, soğanı bu şekilde tencereme dilimleyerek başlıyorum arkadaşlar. Çünkü dibi tutmaması için bu işlemi yapıyorum. Şimdi hazırlamış olduğum baharatı tavuğuma güzelce yediriyorum. Her yerine gelecek şekilde elimle güzelce ovuyorum. Evet, benim elimde tavuk ciğeri vardı. Tavuk ciğerini de içine doldurarak bu şekilde değerlendirmek istedim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece değerlendirmek istediğim için bu şekilde uyguladım arkadaşlar. Onu da güzelce baharatladıktan sonra, baharatlara yedirdikten sonra karnının iç boşluğuna ciğerleri yerleştirdim ve tavuğumu tencereme aldım. Soğanların üzerine güzelce koydum. Defne yapraklarını kırarak ekledim. Rosmarin ve sarımsakları da bu şekilde tüm olarak ekledikten sonra patatesleri geri kalan sosla baharatladım. Dilimleyerek. Evet. Dörde bölüp bu şekilde dilimlere yaptım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da geri kalan baharatları bu şekilde tepsiye aktardım arkadaşlar. Çok su eklemeyin, yani çok az bir miktarda. Ben baharatlarım boşuna gitmesin diye ekledim. Zaten çok yavaş pişeceği için inanılmaz su bırakacaktır tavuk. Bunun için hiç tereddüt etmeyin, dibi tutmaz, oldukça suyu bırakacaktır. Evet, baharatlamış olduğum tavukları da tenceremin kenarına bu şekilde yerleştirdim. Biraz limon sıktım. Suyu sıktım ve 2 dilim limonu da bu şekilde koydum. Tereyağı parçaları yerleştirdim. Daha da lezzetli olması için, tavuğumun yumuşak ve lezzetli olması için. Artık tavuğum pişmeye hazır. Şimdi hava almaması için düdüklü tencere görevini yapacağız arkadaşlar. Hamur ile kapağını kapatacağım. Arkadaşlar, burada demir döküm tencere kullandım. Hiç önemli değil. Normal tencereyi de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde tenceremi kullanmayı tercih ettim. Ama dediğim gibi döküm tencere olmak zorunda değil. Sizler normal çelik tencereyi de aynı şekilde pişirebilirsiniz. Evet. Artık tavuğum hazır. Dediğim gibi şimdi 1 çay bardak un, yaklaşık yarım çay bardaktan biraz daha fazla ılık suyu ekleyip güzelce hamur yoğurdum. Çok ele yapışmayan, çok katı da olmayan bir hamur elde ettim. Bu hamuru tenceremin kapağına güzelce kapattım arkadaşlar. Bu işlem düdüklü tencere görevini yapıyor, hava çıkartmıyor ve tavuğumuz yumuşacık ilik gibi içerisinde pişiyor. Evet, kapağını bu şekilde hamur ile kaplayalım. Burada dikkat edelim, kapağımız ıslak olmasın, hamurumuzun yapışmasına engel olmasın. Eğer ıslaksa onu kağıt havlu peçete ile silelim. Daha sonrasında bu işlemi uygulayalım. Evet, şimdi pişmek için artık tavuğum hazırdır. Ocağın altını ilk önce en yüksek dereceye açtım, 9'a.
Daha sonra 99 dakikaya dakika olarak bu şekilde ayarladım. En yüksek ayarda arkadaşlar 3-4 dakika arası kaynayana kadar şöyle bir pişirdim. Daha sonra derecesini orta dereceye 4.5'e aldım ve bu şekilde yaklaşık 1 saat 45-50 dakika pişirdim. 99 dakika bittikten sonra ben tekrardan bir 30 dakika daha ayarladım arkadaşlar. 30 dakika tam dolmadan şöyle bir 5-10 dakika kala kapattım altını ve artık piştiğinden emin olduktan sonra bu şekilde bıçak yardımı ile hamuru kestim, kapağını ayırdım ve servis için tavuğum artık hazır olmuş oldu. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede su bıraktı arkadaşlar. Bu suyunu daha sonra sos olarak kullanacağız. Evet, yanına tel şehriyle pirinç pilavı yaptım. Pirinç pilavı ölçüm 3 çay bardak pirinç, yarım çay bardak tel şehriye ve toplamda 7 çay bardak sıcak su kullandım. Evet, servis tabağıma pilavımı aldım. Tepsime daha doğrusu. Ortasına boşluk bıraktım ve tavuğu ortasına koydum. Patates dilimlerini de kenarına yerleştirerek sunuma hazır etmiş oldum. Dilerseniz arkadaşlar burada tavuk çok böyle altın renk almış gibi kızarmıyor. Çünkü yavaş yavaş piştiği için bu şekilde bir renk alıyor. Sizler renginin daha çok böyle fırında yanmış gibi istiyorsanız teflon tavaya biraz tereyağı koyun ve her yerini yüksek ateşte böyle kısa bir süre kızartın. O şekilde de yapabilirsiniz. Çok güzel renk alacaktır. Rahatsız ediyorsa eğer bu şekilde açık. Ya da çok az kırmızı toz biber serpebilirsiniz. Sosu ile birlikte yedirebilirsiniz. Evet, patatesleri de bu şekilde tepsime yerleştirdikten sonra gördüğünüz gibi harika pişti arkadaşlar. Müthiş de lezzetliydi. Biz çok beğendik. Çıkan o sosunu da pilavla birlikte yerken biz sunumda kullandık. Müthiş lezzetli oldu. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Evet. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı lütfen kanalımdan eksik etmeyin. Sizlerin beğeni ve yorumlarınız beni inanılmaz müthiş derecede yeni tarifler yapmam için teşvik ediyor. Bunu da bilmenizi isterim. Ayrıca kanalımda kuzu incik tarifini de yapmıştım. Aynen bu yöntemle bu tarifimi de izlemenizi tavsiye ederim. O da çok lezzetli olmuştu. Çok güzel fırın kebap tadında bir incik yemiştik. Aynı şekilde incik yerine kuzu kolu veya herhangi bir kuzu parçası kullanabilirsiniz. Evet. Sosla birlikte bu şekilde arkadaşlar sunum yaptım. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürlerimi gönderiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Paylaştığım videolarımdan ilk haberdar siz olabilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.